Arkadaşlar, bir ülkenin bölgesel güç olabilmesi için 7 kriter önemlidir. Birincisi, yüksek askeri teknoloji üretme kapasitesine sahip olmak. İkincisi, enerji. Dışa bağımlı olmayacak enerji kaynaklarına sahip olmanız veya bunu üretmeniz lazım. Üçüncüsü, kaliteli, eğitimli genç nüfusunuzun fazla olması veya nüfus elde edebilecek kaynaklarınızın olması lazım. Dördüncüsü, dış müdahalelerden etkilenmeyecek güçlü bir ekonominizin olması lazım. Beşincisi, bağımsız ve güçlü istihbarat teşkilatınızın olması. Altıncısı, bölgesel ve küresel bir vizyonunuzun olması. Ve bu vizyonunuzun bölgesel ve küresel ölçmeye dikkate değer bulunması. Ve son olarak da, bütün bunlara sahip olabilmeniz için uzun süren bir barış ve hazırlık dönemine ihtiyacınız vardır. Sizce Türkiye bu kriterlerden kaç tanesine sahip? Efendim, bu soruya cevap verebilmemiz için elimizde veriler olması lazım. Bir sonraki derse kadar ödeviniz bu. Aranızda gruplara bölünün. Her grup bir kriteri seçip araştıracak. Bir sonraki dersimizde bunları tartışacağız. Bugünlük bu kadar. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sencer, bence dersiniz eksik kaldı. Neden? Hangi ülkelerin bölgesel güç olma potansiyeli var? Onu da işlemen gerekirdi. O gelecek yılın konusu. Çocukları fazla yormamak lazım. Haklısın. Sen de çok yoruldun. Biraz dinlenmen için üzerindeki yükün bir kısmını almaya karar verdim. Aksine bu dersler benim yorgunluğumu alıyor. Ülkeyi yönetecek kadroları tanımak ve bunlarla stratejik analizler yapmak çok iyi geliyor. Maalesef ülkeyi yönetecek kadrolara iyi gelmiyor. Anlamadım. Ben ülkeyi yönetecek kadroların daha aktif siyaset yönetebilecek nosyonla yetişmesini istiyorum. Sizin stratejiniz ülkeyi felakete sürükleyecek. Benim haklı olduğumu anladığınızda çok geç olacak. Sence? Senin ailen Bolşevik işgali nedeniyle Orta Asya'dan geldi. Vatansızlığı yaşamanın travması sizleri ürkek yaptı. Sadece Orta Asya'da halkımız soykırım ve göçe zorlanmadı. Aynı zamanda Kafkasya'da, Balkanlar'da da aynı soykırım ve göçe maruz kaldı. Milyonlarca insanımızı soykırımda ve göçte trajik bir şekilde kaybettik. Ama en azından göçe maruz kalan halkımız için sığınacak ana vatan duruyordu. Anadolu olmasaydı yok olup gidecektik. Söylediklerine benim hiçbir itirazım yok. Fakat tekrar soykırım ve göçün yaşanmaması için ve Anadolu'nun İşgale uğramaması için savunma stratejisini Bosna'dan, Kafkasya'dan başlatmam gerekir. Benim temkinli olduğum doğru. Ama milyonlarca metrekare toprağımızdan kala kala bir avuç Anadolu kaldı. Siz onu da maceraya atıyorsunuz. Ama unutmayın,
Anadolu'da giderse sığınacak hiçbir yerimiz kalmayacak. Tek seçeneğimiz emperyalistlere köle olmak olacak.